Sürekli dizi. Uzman mısın, yalancı mı? Ot toplamak çok sıkıcı. Bu otları çiçeklerin yanında kim dikmiş ki? Aa, affedersin delikanlı. Bu güzel bahçeden sen mi sorumlusun acaba? Evet. Çiçekleri iyi tanıyor olmalısın. Yoksa sen bir uzman mısın? Kesinlikle uzmanım canım. Abi uzman bulduk. Bu da ne? Evet doğru. Ben televizyonun en ünlü programı Uzman Mısın Yalancı Mı'nın sunucusu Bert Coleman. Her hafta kılık değiştirip sokaktaki insanlarla konuşuyorum ve anlamaya çalıştım. Ben de bunu bekliyordum. Çiçekler konusunda uzman olduğunu söylüyorsun Rigby. Sana çiçeklerle ilgili 10 sorumuz olacak. Eğer hepsini doğru cevaplandırırsan seni uzman sayacağız. Ama eğer bir soruyu yanlış cevaplarsan bütün dünya senin kocaman bir yalancı olduğunu düşünecek. Birinci soru. Menekşeler ne renk olur? Söyle bakalım. Çok kolay. Kırmızı. Hayır dur. Yanlış cevap verdin. Sen bir yalancısın. Yalancı. Bir de mi bulandırıyorsun yalancı? Çiçek uzmanı mı yoksa kimsenin yanına gelmek istemediği bir yalancı mı? Ne yapacaktım yani? Bir anda ortaya çıkıp kimliğini gizledi. Kabul etmelisin ki seni faka bastırdı yalancı. Ben yalancı değilim. Çiçek konusunda uzman olmayabilirim ama başka bir konuda uzmanım. Eminim. O programa katılıp size nasıl bir uzman olduğumu göstereceğim. Göreceksiniz. Dostum, bunu yapmaya mecbur değilsin. Mecburum. Onu nasıl bulacaksın ki? Sürekli kılık değiştiriyor. Çok kolay. Berbat kostümler giyiyor. Tuhaf görünüşlü birini bulup kostümünü çıkaracak ve güm! Televizyona çıkıp herkese uzman olduğumu kanıtlayacak. Ya var ya, bu duyduğum en kötü plan. Umurumda değil. Kimse beni ciddiye almıyor ve bundan bıktım artık. Bert Coleman'ın peşinden gidecek ve onu bulana kadar dönmeyeceğim. Yani beni bekleme. Affedersin evlat. O haritayı okumama yardım edebilir misin? Harita mı? Tabii. Ben bir harita uzmanıyım. Oo, harika. Ayrıca seni bulma konusunda da uzmanım Bert Coleman. Bert mi? Canım acıtıyorsun. Dur, yapma. Bert Coleman. Bert Coleman. Bert Coleman. Bert Coleman. Bert Coleman. Bert Coleman. Hayır, hayır, hayır. Burada yeterince cips kalmamış. Mordecai, bunları yememen konusunda ne söylemiştim? Ya ben yemedim ki. Rigby yedi. Nerede o? Burada değil. Ulusal kanalda yalancılıkla suçlandı ve kendini aklamak için o programa yeniden katılmaya çalışıyor şimdi. Bilirsin, tipik Rigby. Benson. Televizyon programında suçlandı mı dedin sen? Evet. Gitmeliyim. Coleman. Bert Coleman. Bensin. Neredeyim ben? Benim evimdesin. Al, ye şunu. Berbat görünüyorsun. Neden bana bu kadar iyi davranıyorsun? Bak Rigby, her zaman pek iyi anlaşamadığımızı biliyorum ama... ...seninle ortak bir yönümüz var. Bir zamanlar ben de ulusal kanalda küçük düşürülmüştüm. Ve işte karşınızda... Benson, son tura gelmeyi başardın. O kelimeyi söylersen toplamda 100.000 dolar kazanacaksın. Ne dersin, söyleyebilecek misin peki? 100.000 dolar he? Bu parayla ne yapacaksın peki? Parktaki sıkıcı işimden ayrılacağım. Parkta mı çalışıyorsun sen? Berbat görünüyor. Hadi şimdi görelim şu son kelimeyi. Pekala Benson. Söyle o kelimeyi hadi. Bandana. Gerçekten çok üzgünüm Benson. Kelime bandanaydı. Bunu nasıl söyleyemediğini anlayamıyorum. Karşında duruyor. Bandana. O kelimeyi söylemen gerekiyordu. Okumayı bilen yarışmacılar alıyoruz. Hayır. Amma zalimceymiş. Aşağılandım. Küçük düşürüldüm. Yıllar boyunca her evden çıkışımda kapıda birileri bana badana dedi. Bu acıyı kimsenin yaşamasını istemem.
Senin bile. Sağ ol beğensin. O programa katılıp bir konuda uzman olduğumu kanıtlamalıyım. Uzman ha? Tamam. İkimiz de hangi konuda uzman olduğunu biliyoruz. Sandviçler. İşten kaçma. Ne dedin sen? Evet dostum, sandviçler. Et ve ekmek, başka ne bilmek istersin? Tamam, sandviçleri seçelim o zaman. Peki Bert Coleman'ı nasıl bulacağız? Sen o işi bana bırak. Pekala dinleyin. Bugün sizlere çok özel bir görev vereceğim. Kasabadaki sandviççilere gideceksiniz. Evet. Ve Rigby için Bert Coleman'ı bulacaksınız. Yok artık. O yalancıya neden yardım edelim? Bu derdi başına kendi açtı. Öyle olabilir. Ama söylediği yalanların başınızı dertten kurtardığı anları düşünün. Mordecai, sayısız kez işten kurtulmanı sağlamak için kim yalan söyledi? Ya da Pops, o vazoyu kırdığında Tim Bay Mallard'da onu bir kuşun yaptığını söyledi. Ve kasadam. Bunu yapacak yüreğin olmadığı için Starla'ya söyleyeceğin yalanları kaç kez Rigby'ye söylettirdin? Anlaşılmıştır dostum. Arkadaşım Cody o programda staj yapıyor. Bize Bert Coleman'ın yerini söyleyebilir. Tanrım, bunu neden daha önce söylemedin Thomas? Tamam o halde. Rigby ile ben o stajyerle konuşacağız. Geri kalanınıza gelince o sandviççileri aramaya başlayın. Yoksa hepiniz kovulursunuz. Teşekkür ederim Cody. Bunu Thomas için yapıyorum. Pekala, bir bakalım. Swing dansı, scuba dalışı, salsa dansı. Yok. Sandviçle ilgili bir bölüm yok burada. Durun biraz. Burada Bert Coleman'ın yarın oyun salonunda olacağı yazıyor. Bu konuda iyisindir değil mi Rigby? Elbette. Video oyunları. Gerçekten uzman olduğum bir konu varsa o da budur. Oyun oynamak için işten kaytarmanın işe yarayacağı kimin aklına gelirdi? Evet. Bu konuyu sonra konuşuruz. Şimdi seni hazırlamamız gerekiyor. O kadar kolay olmayacak. Eski yarışmacıların yarışmaya girmesi yasaktı. Benim bir fikrim var. Merhaba dostum, puanın ne kadar da yüksek. Video oyunlarında uzman mısın yoksa? Evet uzmanım. Bir uzman bulduk. Sürpriz, ben Bert Coleman ve şu anda içinde bulunduğum program Uzman Mısın Yalancı mı? Ben de sana bir sürpriz hazırladım Bert Coleman. Tekrar karşılaştık, beni yeniden programa al Bert. Eski yarışmacıları alamıyoruz. Git buradan yalancı. Hayır. Buraya kendime ve televizyonda aşağılanan diğer insanları savunmak için geldim. Anlıyor musun beni? Doğru söylüyor. Benim adım Joe. Ve parmağımı çekti, aptal durumuna düşürüldüm. Ben de karını öptüm de aşağılandım. Ortayı yersin de. Ben de söyle o kelimeyi de küçük düşürüldüm. Hey bu badana. Onu programa alacaksın Bert. Demek ikinci bir şans istiyorsun ha? O halde senin için çok özel bir program hazırlayacağım. Sezon finali yapıyoruz ve şu anda canlı yayındayız. Evet. Herkese merhaba de bakalım. Başı çok büyük dertte. Hepsi bu da değil. Eğer kaybedersen program yayında olduğu sürece bu bölümü her gün göstereceğiz. Ki bu uzun bir süre demektir çünkü reytinglerimiz çok iyi. Ne diyorsun bakalım? Soruları sor bakalım. Oyun merkezine gidelim. Video oyunları hakkında 10 soruya cevap vereceksin. Her doğru cevap engel parkurunda ilerlemeni sağlayacak. Hadi bakalım oyun başlasın. Birinci soru. Limonata standının son level'ına kaç limonatayla geçebilirsin? Onu biliyorum. 16 limonata. Doğru cevap. Ekstrem kaçıştaki iki baş karakterin adını söyle. Herovitz. Aproski. Doğru. Hapscamp 5000'deki gizemli hamle nedir? 2 ve 3'lü basket atışı. Doğru. Güçlü şunlardan John ve John. Doğru. Hemen zayıf yanı mobilyadır. Doğru. Sol, sağ, abi, abi, başla. Doğru. Maksimum yumruk. Doğru. Chikaro Yamashito. Doğru. Dick Champs oyunundaki sülüklerin hızı ne kadardır? Hileli soru. Dev salyangoz olacaktı. Doğru. Son soru. Kırık kemikler oyununda kainat rekorunu kim kırmıştır? Cevap Garrett Bobby Ferguson. Yanlış. Yalancı. Öyleydi. Rekor Mordecai ve benim tarafından kırılıncaydık. Rekoru kırdım çünkü ben bir uzmanım.
Yüzünde patlasın. Uzman. Çok iyi başardın. İşte böyle dostum, başardın. Bravo. Sandviç kategorisini seçmediği iyi oldu değil mi? Sandviç mi? Olamaz. Kasadan nerede? Kostümü çıkar Bert. Çıkar şu kostümü hadi.